İhtiyar adam huysuzdu. Her sabah dükkanının önünde, iş yerinin mağazasının kapısında kendisini rahatsız etmiş olduğunu düşündüğü evsize karşı gayet acımasız ve merhametsizdi. İhtiyar her sabah o evsizi kovmaktan, evsizse her sabah o ihtiyarın kapısında uyanmaktan vazgeçmiyordu. Aslında birbirlerini tamamlıyor gibiydiler. Ama farkında değildi. İhtiyar biraz huysuzdu. Ama biraz da cimriydi. Ve bir gün en büyük hatasını yaptı. Vicdansızca, insafsızca, merhametsizce vurdu, aşağıladı, ağır hakaretler etti. Kızı ise yardımcı oluyordu aslında gizli gizli ona, o evsize sahip çıkıyordu. Ancak o günden sonra bir daha o adamı göremeyecekti ihtiyar. Farkına değildi ama aslında o da alışmıştı. Günler geçiyordu ama bir daha onu göremiyordu. Kurtulduğu için sevinmesi gerekiyordu. Ama yüreğinin derinliklerinde bir acı, bir ızdırap vardı. Komşusu ise günlerce, haftalarca yüzüne bakmadın, şimdi onu mu arıyorsun dercesine onu yönlendiriyordu. Güvenlik kamerasına bakmak aklına geldi. İhtiyar merak etmişti. Ne olmuştu o kişiye? Günlerce ona yaptığı zulümleri gördü. Hiçbir zararı yoktu aslında ona. Bölüşseydi, paylaşsaydı ne olacaktı ki? Aslında o, fark etmeden onu gözetip kolluyordu. Dükkanının kapısına zarar vermek isteyenleri koruyan bir bekçi gibiydi. Gönüllü bir fedai gibiydi. Ama ihtiyar bunları görmüyor, bilmiyordu. Ancak kızı bunun farkındaydı. Her fırsatta ona merhametlice yaklaşıyordu. İhtiyar bunlardan bir haberdi. Özel güvenlik ve koruma tutsaydı dükkanı için, ancak bu kadar sahip çıkardı dükkanına ve belki ondan daha fazla. Ama ihtiyarda bencillik vardı ve bir gün kameradan gördü ki dükkanını soymaya çalışanlar vardı. O evsiz, sahipsiz, kimsesiz kişi sanki kendisininmiş gibi sahip çıktığı için ezilmiş, dayak yemiş ama yine de o kapıdan ayrılmamıştı. İhtiyar o anda bunları bilmiyordu. O gizli kahraman, o ihtiyarın ezdiği, sövdüğü, hakaret ettiği, incittiği, yüzüne bakmadığı, o evsiz, o isimsiz, onun malını, mülkünü korumak için hayatını, varlığını kaybedecekti. İhtiyar bunu yeni görüyordu. Yeni görecekti. Artık o yoktu. Geriye pişmanlık vardı. Sevgili dostlar, sizin hayatınızda da henüz farkına varamadığınız kıymetliler vardır. Aslında onlar sizin, size ait olduğunu sandığınız huzurunuzun, sağlığınızın, malınızın, mülkünüzün
gizli bekçileri ve kahramanlarıdırlar. Bazen işçiniz, bazen arkadaşınız, bazen eşiniz, aileniz. Elden gitmeden önce farkına varmalı ve insanların kıymetini kaybetmeden önce bilmelisiniz. Kıymet bilen her zaman kıymet bulur. Bakanlara değil, görenlere, kadir kıymet bilenlere selam olsun.